Herkese yeniden merhaba. Yeni bir yıla başlamadan güzel bir soru daha çözelim istedik. Bir karekök sorusu, biraz zor bir soru. İsterseniz videoyu durdurup çözmeye çalışabilirsiniz. Bu ifadeyi en sade biçimde yazmamız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle yapabileceğim bazı basit işlemler var burada. Onları yapayım, belki bir ipucu yakalarım. Mesela burada karekök 36'yı görüyorum. Bunu rahatlıkla kök dışına çıkartabiliriz. Evet, eşittir diyelim karekök 36, karekök 36 yerine 6 yazıyorum. Diğerlerinin de bir kısmı çıkıyor fark ettiyseniz. Mesela birincisi 4 çarpı 6. Eğer 4'ü karekök dışına çıkartırsak 2. 2 kök 6 elde ederiz. Diğerlerinde 4 çarpı 3 buradan 2 kök 3 ve bunu da 2 kök 2 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Buradan bir tam kare gelir mi? En başta şöyle iki teri yani buradan bir ortak çarpan parantezini alırsak bir şeyler çıkacakmış gibi duruyor ama daha sonra tekrardan ortak çarpan parantezine veya başka bir ortak çarpan yakalayabilir miyiz? Biraz zor. O yüzden farklı bir şey düşünmemiz lazım. Bir terimin karesi olması imkansız. Peki iki terimin toplamının karesi olabilir mi? İki terimin karesinin toplamı genelde bu tip bir ifadeye benziyor karekök içerisinde. Demek ki bu da biraz zor çünkü ekstradan başka terimler var burada. O zaman farklı bir şey görmem gerekiyor. Peki siz görebildiniz mi? Soralım. Arkadaşlar şurada ikileri görmeniz gerekiyor aslında burada. Bu bize yardımcı olacak. Yine bir şeyin karesi ama iki terimin toplamının karesi değil. Bu bana 3 terimin karesinin toplamını hatırlatıyor. Şöyle eğer iki parantezini alalım öncelikle. Artı 6 artı 2 çarpı. Kök 6'yı ben kök 3 çarpı kök 2 şeklinde yazayım. Artı. Bunu da kök 3. Bunu da kök 2 şeklinde yazayım öncelikle. Şimdi halen belki bir şey burada görememiş olabilirsiniz ama şöyle bir hatırlayalım şu sağ tarafta. A artı B artı C'nin karesinin açılımı neydi? 3 terimin toplamının karesi. Bu A kare artı B kare artı C kare artı 2 çarpı kök parantez içerisinde AB artı BC artı AC'ydi. Şimdi şu sondaki kısım şuna benziyor biraz. Evet, doğru. Ama burada AB var. Diyelim ki kök 3, kök 2. BC ve AC nereden gelecek arkadaşlar? Şöyle burada bir çarpanın etkisiz elemanını kullanabiliriz aslında. Kök 3 yerine ben kök 3 çarpı 1. Kök 2 yerine de kök 2 çarpı 1 yazabilirim. C sayısını da böylelikle bulmuş oluruz. Peki bakalım bu sayı bunların karelerinin toplamı mı? Ona bakalım. Demek ki buradaki sayılarımız yani A'yı kök 3, B'yi kök 2, C'yi de 1 veya kök 1 diyelim isterseniz. Kök 1 şeklinde düşünebiliriz. Peki A kare ne olacak? A kare eşittir. Şöyle yazalım. 3, B kare 2 ve C kare de 1 olur. Bunları toplarsak 6 yapar. Tam da benim istediğim şey. Demek ki bu ifade arkadaşlar bir tam kare olacak. Onun yerine ben şöyle isterseniz şöyle büyük yazalım. Kök 3'ün karesi artı kök 2'nin karesi artı kök 1'in karesi. Bu arkadaşlar 6 yapıyor. Artı 2 çarpı kök içerisinde özür dilerim kök içerisinde değil parantez içerisinde kök 3 çarpı kök 2 artı kök 3 çarpı kök 1 çarpı burası 1 artı kök 2 çarpı kök 1 şeklinde yazabiliriz. Tamam. Bu da arkadaşlar karekök içerisinde demek ki A artı B artı C yani kök 3 artı kök 2 artı kök 1'in karesi yapıyor. Burada karekökle kareyi bir götürebiliriz. Çünkü bu ifade pozitif bir ifade. Mutlak değeri almaya gerek yok. Yani sonuç olarak bu arkadaşlar karekök 36 artı karekök 24 artı karekök 12 artı karekök 8 karekök 3 artı karekök 2 artı karekök 1'e eşittir. Evet, yılbaşı öncesinde geriye doğru saydık şimdiden. Yılbaşına hazırlık olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.